Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir de ben. Murat, bunlar hangi seker hangisi? Hasta mı dişi? Gel. Arkadaşlar Murat arkadaşın yavrularına bakmaya geldim. Anaları bu. Gel bak. Oğlum bu kadar durma. Kırk bir gün mü dedin sen? Kırk iki. Maşallah onları var. Şey yapayım bak, kuyruğunu görüyor musun? Kaba davranmıyor yani, kaba davranmıyor ama kuyruğu tırsak yetişirler ona. Ya korkuyorlar, kuyruğu kulaklarını kestiydim mi? Bak şimdi elini vurdum ben de. Gel. Bak. Veriyor. Suya hiç korkmuyor, hiç. Hiç birbirine benzemiyor ha. Bunları diyorum oraya salmıyor mu hocam? Olur. Ama şöyle kapatayım mı diye. Dışı hastalanır, dışı da. Zaten gençlikse kurtaramayın. Gençlik değil mi? Değilse zaten hastalanır, bunlara bulaşmaz. Gençlik 45 günden önce olur mu? Olmaz herhalde. Olur. Onun için ben 40'ı geçirmiyorum fazla ya. 41, 42 gün kendi kesin vururum. Vay maşallah. Ama dişi bayağı zayıflamış ha. Şimdi işte bir ay sonra toplamak kendini. Şu yavruları bir sütten kesersin. Rameller mi bunlar canlı? He? Rameller canlı. Aya? Ondan mı zayıfladılar ulan? Dişi mi? Hacan. Yediği süte gidiyor ondan. Daha kaç gün emer bunlar ulan? Süt buldukça vallahi işi affetmezler. Yeter ki kancık emdirsin. 42 gün mü oldu? Bağlamıştı şöyle. Ya. Neydi bu? Babaların adı Keleş'i değil mi? Keleş'in çocukları. Arkadaşlar bahsetmiştim ben bir videoda. Hatta iki videosunu çektik biz onun. Komşuların rahatsız oluyordu falan, bir yere aldı. Sonra sesi çıkmaz oldu şeyin, Keleş'in. 86-87 vardır Keleş, büyük bir köpek. Kılın
torunları, torunları, torunları duyun, çocukları. Sen eniklere ne veriyorsun şimdi? Sadece bunu mı bırakıyorsun? Takviye et la. Biraz zaten onun için. Ya kadar 2 gün oldu, onlara mutlaka biraz takviye et. Şimdi yarın tüyleri bozmaya başlayınca bir daha toparlayamam. Tüyleri falan düzgün şimdi. Süt mü vereyim? He. Mama geldi kırıcı mı? Nasıl yiyor mu? Yaş mama. Doktor geldi kırmış. Durum mama. Yok yaş mama verdi. O ne yüzden bulacak onu? Şey mi sen mi yedirdin? Evet. Şimdi bu burada aşı mesela en fazla 50 liraya aldığın en fazladır. Tamam mı? 50 lira 3 kere vursan 150. Bir yavru. Ama sen 6 ay bakıyorsun, 6 ay içinde yavru gene ölüyor. Emeklerin hepsi boşa gidiyor. Aşıyı vurucun. Kim ne derse desin. Bugün lan vursa olur mu? Ne zaman olursa olur. Aşını vurucun kardeş. Biz de pazartesi günü bırakıyorduk 45 gün. Yani nasıl desin de ama aşısız bırakma. 3 kere vur. Şimdi geçen verdiğimiz bir tane enik rahatsız. 5 aylık, 5,5 aylık ha. Sonra aradı. Ya abi böyle böyle dedi. Dedim vallahi şey. Gençlik değil. Gençlik mi diye şey yaptı da. Çünkü 3 kere vurduğum için gençliğe yakalama ihtimali çok zayıf. Dedim %90 zehirlendi o dedim. Sonra zehirlenmiş. Öldü mü ya? Yok. Kurtardılar. Veterinere getirdi ilaçları. Erkek. Ama şey ya, diş yani 32 gün. Arkadaşlar işte anne şefkati böyle bir şey işte. Ne kadar tatlı çocuklarına sahip çıkıyor. Yalnız öteki şey dişeyi de şey yapmak lazım. Bismillah. Tabii. Yediler la yediler. Şunlara bak hele. Memeklerini yediler. Yemişe bak. Maşallah. Memekler güzel kardeş. Arkadaşlar burada Murat arkadaşımız kulakları erken kesmiş. Tabi o onun tercihi. Bazıları hiç kesmeme tarafları. Bazıları şey ben kesilecekse mecbursan keseceksen davara gidiyorsa bir yaşına gelsin diyorum. Ama herkes kendi şeyine göre tabi bir şey var, fikri var, bir bildiği var. Onlara da saygı göstermek lazım. Ama bunlar kesileceği zaman gözleri açılmadan önce kesiyorlar. En güzeli o oluyor çünkü orada hiç kanama olmuyor. Madem küçükken kesilecek, gözleri açılmadan kesildiği zaman. Anasınınki kesilmemiş mesela. Şimdi geçen gün köpeğimin birini aldım. Kızım. Birini aldım. Kulak yok. Kene de yok arkadaşlar. Ama kulaklarının şu kulaklarının içi komple keneydi arkadaşlar. Kulaklık ipemi. Yani tabi bunun zararı da oluyor, faydası da oluyor. O tartışılacak bir şey. Şeyi de bir bakar da dişini de bir çekeyim. Arkadaşlar 3 tane erkek, bir tane dişi rahatsız.
En güzel maske de bunda, biliyor musun? Kızım. Ne oldu sana? He? Murat, bunu bir veterinere götür, yoksa kurtaramayabilirsin kardeş. Anne sütünden başka bir şey içmiyorlar değil mi zaten? Neyse, buna bakmasa benim içim acıyor. Şöyle yapayım da yerlerle kapanışı bunlarla yapayım. Arkadaşlar, onu mutlaka veterinere gitmesi lazım. Güzel yer, hava sessiz. Ama serinlikte köpekler çok güzel esiyor. Arkadaşlar, buradaki güzel yavruları gelmişken bir çekeyim sizlere dedim. Gerçekten maşallahları var. Şuna bak. Ey canım. Tıssın tıssın. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.